Devletin bu konu hakkında herhangi bir yardımı yok veya desteği yok. Aksine bizim önümüze daha da engeller koymaya devam ediyor. Yasaklardan dolayı tarımsal ürünlerde de çok büyük sorunlar yaşandı. Bu da maliyet artışlarına, işçi emekçinin daha fazla masraf yapmasına sebep oldu. Bu da fiyatlarımıza çok az bir şey yansıdı. Türkiye genelinde küçük esnafın olduğu gibi bizi de çok derinden ve çok büyük çapta etkiledi. Dışarıdaki insan sayısının, yaşayan kitle sayısının azalması bizi de dolayısıyla etkiledi. Daha iyi olacak diye umut ediyoruz. Ama gidişatında pek tadı yok yani. Allah kurban oldu. Bu beladan bizi kurtarsın da iş önemli değil. Yine hamdolsun akmasa da damlıyor. İşleriniz nasıl? Koronavirüs işlerinizi nasıl etkiledi? Öncelikle hoş geldiniz, merhabalar. İşlerimiz tabii ki de şu anda koronavirüsten dolayı yani sıkıntılı süreç geçiriyor. Küçük esnafımız yani. Devletimizden de yani ufak ufak destekler bekliyoruz aslında yani. Şimdi internetten satışlar vesaireler, vergi levhası olmayan, ticaret yapan insanlar, evde oturan bayanlar, boş insanlar ticaret yapmaya başladı. Bizimki gibi vergisini ödeyen, adresi belli olan esnaflarımız da sıkıntılı durumlara düşmeye başladı. Onun için de devletten destek bekliyoruz yani. Yardımcı olsunlar yani, bir el atsınlar bu konuda. Koronavirüs işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Neden? Şimdi insanlar çekindiği için virüsten, bize bulaşır mı, bize temas eder mi edasından. İş yerlerimizin zaten alanı küçük. Küçük olduğundan dolayı içeriye çok fazla insan girmek istemiyor. Ola ki yakın temas olur diye. Artı yönden de işte işçiler çok azaldığı için insanlarda maddi yönden de olumsuzluk var. O yüzden çok altına yönelmiyorlar. Altın fiyatları da malum yüksek, biliyorsunuz. O yüzden olumsuz etkiliyor. Bizleri gelmiyorlar. Çok fazla iş yapamıyoruz eskisi gibi. Koronavirüs çok etkiledi. Yani insanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Yani toplu alanlarda gezmekten korktuğu için biraz daha işlerimiz çok sakinleri bu yüzden. İşlerimizi önce yasakların gelmesiyle etkiledi. Bu yasaklar yerine kısıtlamalar olsaydı biraz daha iş hareket olurdu. Tam Ağustos ayında, düğün sezonunda, tam hareketli zamanda bizi öyle bir durdurdu ki şu anda bizim durduğumuz başka sektörlere de zarar vermeye başladı. Koronavirüs işlerimizi ister istemez olumsuz etkiledi. Ama inşallah yüzdük kuyruğuna geldik diye ümit ediyoruz. İnşallah düzelmesini bekliyoruz. Koronavirüs işlerinizi neden olumsuz etkiledi? Yasaklar ister istemez. İnsanlar bir mesafeden sosyal mesafeyi korumak için kalabalığa girmek istemiyor. İhtiyacı dahilinde alışveriş yapıyor. Bir gezeyim dolaşayım olayı yok yani çarşıda. İşlerimiz şu an çok şükür iyi. Yani hani iyiliğimizden ki kastımız şey yani önceki işlere göre iyi. Yani şey koronavirüsle mesela ilk çıktığında Mart aylarında falan kimse yoktu. Çarşılar bomboştu. Aşağı yukarı 2-3 ay falan bayağı bir sıkıntı çektik. Ama normalleşmeden sonra biraz daha düzeldi işler. Tabii önceki işleri de arıyoruz yani. Daha önceki senedeki işleri de arıyoruz. Yani şu an için iyi, çok şükür. Efendim, çok şükür yani bu şey değil. Yani yerinmek veya şükürsüzlük değil ama maalesef işlerimiz pek iyi değil. Koronavirüsten dolayı bir hayli iş kaybımız var. Ama çok şükür bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz efendim. Koronavirüs işlerimizi %80-90 derecesinde aşağıya çekti. Şu andaki yasaklardan dolayı da zaten 20 yaş altı, 65 yaş üstü çarşıya çıkmadığı için işlerimizde gayet bir anormal şekilde düşüş var. Koronavirüs yüzünden zaten şu anda 10'da açma kararı geldi. Akşam saat 8'de gidiyoruz. Zaten kısıtlı olan işler, ondan sonra ekonomik kriz var ülkede, biliyorsunuz. Ondan dolayı şu anda işler %99 düştü yani. %99 diyeyim ben size, söylenmeyin. Çoğu esnaf şikayet edemiyor. Esnafın halini soran da yok yani. Biz gene çok şükür ufak tefek bir şey oluyor ama biz hani bunu isyan babında demiyoruz ama ekonomik bakımdan şu an kimse öyle evine geçindiremiyor esnaf olarak. İşler düştü, bayağı düştü, yarıya düştü. Virüs sebebiyle işte. Oturuyoruz bak, gıda maddesi bura. Kimse gelip yemek yemiyor. Ben 20 senelik esnafım burada. Hastalıktan dolayı gelmiyor kimse. Ekonomi de bozuk. İşler de bozuk. Bekliyoruz. Kısmet. Koronavirüs işlerimizi çok kötü etkiledi. Bayağı bir düşüş oldu. Her yerde de olmuştur. İlk geldiğinde kapıda biz çekirdek çitiyorduk.
Şu anda böyle toparlamaya çalışıyoruz. Gene iş yok. Halkta para yok. Millet çıkmaya korkuyor. Bir an önce bitmesini istiyoruz. İşlerimizi görüyorsunuz. Çarşıda şu anda zaten kısıtlamalardan dolayı bayağı bir millet tedirgin ve işler de biraz hafif yani, iş yok yani. %60 etkiledi. Müşterilerimizde azalma var. İnsanlar çarşıya inmediği için. Ekonomik durumda zaten belli. İnsanlar hep kredi kartı şu bu derken birkaç kart kullanıyorlar. Onlar da ödeyemiyorlar. Kartla bu. Hani kartı kartla ödüyorlar. Ondan dolayı insanlar çarşıda inmiyorlar. Hastalıktan duyarlı insanlar, bilhassa 65 yaş üzeri insanlar daha duyarlı. Gençlerimizde bu kadar duyarlılık yok. Geçen yıl Kasım'dan itibaren zaten olumsuz bir yönde etkileme gösterdi işlerimizde. Yasakların gelmesiyle birlikte de devletin destek vermemesi üzerine işlerimiz daha da batma yoluna gidiyor. Yani orta segmentteki esnaf zaten bu olaydan olumsuz etkileniyor. Devletin bu konu hakkında herhangi bir yardımı yok veya desteği yok. Aksine bizim önümüze daha da engeller koymaya devam ediyor. Yani esnafın çoğu zaten soracak olursanız birçok gününü siftahsız bir şekilde geçiriyor. Yani bu konu hakkında çok bilinçsiz bir şekilde önlemler alınmaya çalışılıyor. Yani virüsün önüne geçilmeye çalışılıyor. Yalnız bu durumda da halkın veya esnafın, çalışanın maddi olarak batmasına biraz daha göz yumuyorlar. Türkiye genelinde küçük esnafın olduğu gibi bizi de çok derinden ve çok büyük çapta etkiledi. Dışarıdaki insan sayısının, yaşayan kitle sayısının azalması bizi de dolayısıyla etkiledi. Efendim genel olarak sağlık sektöründeki vurgun bütün sektörlere vurdu. Vurmasının sebebi bizim ithal mallarımız var, yerli malzemelerimiz var. Ulaşım konusunda çok büyük bir eksiklik var. Ve yerli ürünlerin, tarımsal ürünler biz satıyoruz. Tarımsal ürünlerin de gelişi, gidişi, bakımı yasaklardan dolayı tarımsal ürünlerde de çok büyük sorunlar yaşandı. Bu da maliyet artışlarına, işçi emekçinin daha fazla masraf yapmasına sebep oldu. Bu da fiyatlarımıza çok az bir şey yansıdı. Ve halkımızın sokağa çıkamaması bir noktada bizi de tabii ki gıda sektörü olmakla birlikte hepsini etkiledi. Genel olarak bin şükür, yine verdiğine bin şükür ama sorunlarımız var kesinlikle. Bizimki gıda sektörü olduğu için çok yani aşırı değilse bile %40 kayıptayız. Yine hamdolsun akmasa da damlıyor. Çok şikayetçi değiliz. Ama her yeri vurduğu gibi bizim işlerimizi de vurdu. Ürünler pahalaştı. Bulunmuyor kaliteli ürünler. Bayağı bir sıkıntısı var ama yine hamdolsun. Herkese göre gıda sektörü yine iyi. Koronavirüs bayağı bir etkiledi. Şimdi düğün mevsimi düğün olmayınca bütün esnaf biraz daha perişan gibi bir şey oldu. Ama Allah'tan ümit kesilmedi ama gidişat da güzel değil. İnşallah daha iyi olacak diye umut ediyoruz. Ama gidişatında pek tadı yok yani. Allah kurban oldu. Bu beladan bizi kurtarsın da iş önemli değil.